bayram. Ay herkes mutlu olmalı değil mi? Çok istiyoruz. Özellikle bu zamanda ülkemizde bence en az 1 milyon insanın fiziksel olarak ve 80 milyon insanın da ruhsal olarak etkilendiği bu zamanda bu bayramın daha farklı da bir anlamı olacak sevgili Aslı. Ne yapacağız? Yani ne yapmamız gerekiyor? Sarılmak mı? Ne? Ne olması gerekir? Anlamı ne olmalı? Birinin ihtiyaç duyduğu şeyi o bize söylemeden önce fark edip o boşluğu doldurmak olabilir bu bayram. Benim kendi içimde bulduğum anlam bu oldu. Çünkü bizim insanımız çok gururlu ve çok kıymetli ve çok özel bir karaktere sahip bence. Mezopotamya insanı bence. Bütün zorluklara, bütün istilalara, bütün başına gelenlere hep büyük bir dirayetle cevap veren bir topluluk bu. O yüzden ben bu bayramda bence birbirimizin ihtiyaçlarını gözeteceğimizi, birbirimize çok daha derinden değer vermeyi öğreneceğimizi, onun ırkı buymuş, onun dili buymuş, o buna inanıyormuş, benim mezhebim buymuş hiç olmadan herkesin sarılacağını düşünüyorum. Evet değil mi? Peki senin ihtiyacın ne bu bayram? Benim ihtiyacım eşitlendiğimizi görmek artık. Senin. Vallahi benim şahsi ya, ihtiyacım. Çünkü yani, özel hayatımdan tut iş hayatıma, kariyerimden tut dostluklarıma kadar bu eşitlik konusu ne kadar etkiliyor görüyorum. Ve insanların buna ihtiyaç duyduklarını da görüyorum. Bu yüzden ben de bunu gözetmek durumunda hissediyorum. Çünkü senin birilerinden çok daha mutlu olman, değil mi? Çok önemli olmuyor bir noktada. Hep birlikte mutlu olmamız gerekiyor. Olamıyorsun çünkü. Olamıyorsun ki. Azıcık vicdanın varsa olabiliyor musun? Olamıyorsun. O vicdanı alıp, işte tam onu diyorum, o yüzden eşitlenmemiz gerekiyor. Ki bizler de o vicdan azabını, o suçluluğu çekmeden, çünkü bu bizim suçumuz değildi, hep bir arada yaşayabilelim ve huzurlu hissedebilelim. Peki, mutlulukta eşitlenmek, mutsuzlukta eşitlenmek. Tabii ki mutlulukta eşitlenmeyi hepimiz seçeriz, insanoğluyuz ama. Yani orada mutsuzlukta eşitlenmeye de var mısın? Varım. Yani senden de alsalar, bizden de alsalar. Mutsuzlukta eşit olmaya. Alıyor be güzelim. Biliyorsun sen dünyanın en tatlı aslı şefasın. Biliyorsun yani hayatın en mutlu haberini alıyorsun. Ondan sonra ülkenin bir yerindeki bir bomba haberini alıyorsun. Hayatın en güzel dönüm noktası oluyor. O gün bambaşka bir politik olay oluyor. O yüzden bir de her gün bir kadının bir çocuğun hayatının değersizleştirildiği bir ülkede zaten ben hem kadınım hem sanat üretiyorum. Hem insan olma çabasındayım. İnşallah rahmetli olmadan önce insanlığımı da tamamlayabilirim bir nebze de olsa. O yüzden şey hissedemiyorum ki hiçbir zaman. Hani vur patlasın, çal oynasın. Böyle bir şey mümkün mü? Bu kadar güzel insanlar heder olurken bizim böyle hissetmemiz mümkün mü? Dediğin doğru o yüzden. Kadın delirdi mi diye düşünebilirsiniz ama öyle bir şey yok. O kalben, o öyle, zaten öyle. Hani onun varoluş şekli o. Çünkü bunu nerede daha da iyi anladım. Zaten hepimiz tanıyoruz, hepimiz biliyoruz ne olduğunu ve yüreğinin nasıl işlediğini. Ama şu kitabı okuduktan sonra ben dinledim. Her gece dinledim. Dedim ki bu nasıl bir kalem? Bu nasıl bir varoluş hali? Bu nasıl bir ifade şekli? Bu nasıl bir ciğerden sökülerek dünyaya salıverilmiş bir yetenek? Ne güzel şeyler söylüyorsun. Sonra dedim ki saçlar benim gibi. Siyah da giymiş. Dedim ki ben de inci taksam aynı onun kapakta olduğu gibi. O zaman geriye ne kalıyor? Hani bazı kitaplar vardır ya, neden bunu ben yazmadım? Hayır, bu cümleler benim olmalı. Neden kalbenin aklına gelmiş? Niye ondan dökülmüş de benden dökülmemiş diye kıskançlar. Şimdi birazdan Ceyhun hörleyecek. O mikrofona değiyor diyor. Değsin. Yüreğine değmesin yeter ki. Bakın şimdi şöyle bakın. Ay, bu da iğrenç oldu bu mikrofonu. Çok güzelsin şimdi, ama. Şöyle bir. Şimdi saç aynı, elbise siyah. Şu kalbeni de şuradan sildik mi? Tamam bak şunu da sildik. Buraya Aslı yazdık. Tam böyle olmasını bak, istedim biliyor musun? Bak şöyle. Ne güzel bir his. Tam bunu paylaşmak istedim. Yani sana ait olabilirmiş gibi hissetmeni istedim. Çünkü sana da ait zaten. Bana da ait. Burada bence yaşadın sen de. Burada doğdun, büyüdün, serpildin. Burada kalbin kırıldı. Burada özgürlüğünü eline almak istedin ve bunu başardın. Burada insanları istihdam edebilecek bir pozisyona geldin bu memlekette. Yani zaten bu senin de hikayen. Evet ama okumayan varsa ya da dinlemeyen varsa hani hangisini? Ben yakın gözlüğümden çok yorulduğum için genelde dinliyorum ama mutlaka ya dinleyin ya okuyun. Ciğerinize nasıl böyle işlediğini veya bu kelimeler nasıl dökülüyor diyeceksiniz. Yani ben çok kitap okuyan biri olarak bunu söylüyorum. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yani teşekkür ederek başlamamız gerekiyor bir kere her şeyden önce. İkincisi geldik Allah kahvelerimiz geldi kalp. Sen espresso mu içiyordun kalben? Bana belli şimdi, olmaz. Şimdi güzel mutlu bayramlar. Bak bu sana önce şunu anlatacağım. Bu örtü
Aslında Hande bize bugün dantel getirecekti evden. Ama Hande dantel getirmiş. Yok, çantasının üstüne koymuşlar. Sorsan unutmuş. Yaşı 30 benden daha şey ya, unutkan. Ama danteli de çantasının üstüne koymuş biraz. Koymuş ama. Bak gene doğru yere koymuş. Bir şeyin üstüne çantanın koymuş. Çantanın içinde gelmeyen danteli ne bileyim. Şu anda Hande'nin evinde yani. Bahçeli evlerdeki evinde o dantel oradan bize selam çakıyor. Şimdi dantelimiz mutfaktan. Sağ olsun seni. Bir rafa muhtemelen asılmış danteli biz aldık buraya. Şekerliğimiz Onur'un evinden, Kamur Hanım'dan, Onur'un annesinden. Bu da Kamuran'ın, Kamuran'ın gençliğinden, Onur'un annesinin gençliğinden kalma şekerliğimiz. Bunun içinde badem şekerlerimiz var bebeğim. Ben şöyle bir vereyim. Tane alıyorum. Evet, bayramın. Bunun içinde de renkli çocuk çikolatalarımız var, böyle rengarenk. Nasıl seviyorduk değil mi bunları? Yemesen de alsana. Alırım tabii ki. Hangisini seçiyorsun? Yeşil mi? Şu tatlılığa bak. Yeşil mi seçtin? Evet, yeşil seçtim. Ben bir tane de senin için seçeceğim Kalben. Seç. Sana Dore'yi seçiyorum. Niye biliyor musun? Hayatım bunu bak şimdi yine bana bak bir şey, cevap verme ne olur buna vallahi verme dileğimi. Niye sana Dore'yi seçtim biliyor musun? Ben senin için şunu dileyeceğim. Bundan sonra attığın her adım, yazdığın her kelime, verdiğin her konser, yaptığın her albüm sana başından aşağı bereket, bolluk ve para getirsin. Dore altın, altın gibi başından aşağı aşağı. Sakın buna bir şey söyleme, sakın bir şey söyleme bak. Ay yok ben Kalben yapıyorum falan deme bana. Deme. Geri gönderme, çok içimden diledim. Hiç geri gönderemem. Çok mühim bir şey çünkü. Onu tabii yıllar içinde fark ediyorsun galiba. Evet, emeğini al. Evet, emeğini alacaksın. Yapabildiğin şeyleri yapabildiğini söyleyeceksin. Ve kendini olduğundan daha az göstermeye çalışmak aslında mütevazilik değil. Hı hı. Enayilik. Kendini, kolonyamızı da veriyoruz. Ha, verdik öyle mi? Yapmış sayıyorum. Hı. O yüzden özellikle bunu cinsiyetçilikle söylemiyorum. Fakat kültürün etkisi, bu ülkenin içinden geçtiği bütün dönemlerin etkisi hem siyasi olarak hem ekonomik olarak. Bir kadın olup da ben bunu iyi yapıyorum dediğinde çok hoş karşılanmıyor. Kadınların olabildiğince sessiz, uyumlu, yaptıklarını mümkünse başkaları yapmış gibi göstermesi çok daha tatlı geliyor topluma. Bu galiba sadece Türkiye'de de olan bir şey değil. Yıllar içinde müzik yoluyla dünyayı gezdikçe de gördüğüm, hı hı, bir nokta oldu. O yüzden galiba özellikle dünya tatlısı kız çocuklarına, ki, hı hı, çocuğun kızı erkeği keşke hiç olması ama kız çocuklarına, genç kızlara ve genç kadınlara ve yetişkin kadınlara ve bilge kadınlara diyorum ki yapabildiklerinizi ne olur yaptığınızı söyleyin, kabul edin, yeteneklerinizden utanmayın. Başkalarına vermeyin kendi yaptığınız şeyleri, o yaptı gibi göstermeyin. Kariyer demekten korkmayın, başarı demekten korkmayın, ben yaptım demekten para korkmayın. Para demekten de korkmayın. Paradan korkmayın, emeğinizin karşılığını istemekten korkmayın. Hı-hı. Hele de bizim ülkemizde henüz daha kadın erkek maaşlarının bile eşit olmadığı, kadroların eşit dağıtılmadığı. Hı-hı. Daha müzik festivallerinde bile baktığımızda 40 tane erkek müzisyeni ya da grubu gördüğümüzde ama iki kadını eşantiyon gibi koymuşlar. Evet. Yani sözüm ona kültürel ve sanatsal olarak en ileri olması beklenen sektörlerde bile aynı zihinsel çukuru görüyoruz. Rock'ta bile böyle. Evet. O yüzden de diyorum ki lütfen yaptıklarınızı yaptığınızı söyleyin. Size mesajlarınıza geri dönmeyen, soru sorduğunuzda cevap vermeyen, sizin yemeklerinize bir afiyet olsun bile demeyen bir partneriniz, bir sevgiliniz olduysa onun özgüvenini taklit edin. Hiçbir şey yapamıyorsanız. O adamın özgüvenini taklit edin. Aa, bir dakika, çok güzel bir şey söyledin. Evet. Yani aynı şekilde mi davranalım? Yani ben şunu gözlemledim. Hiçbir şey yapmadan ne kadar özgüvenli olan insanlar, hı-hı, gözlemledim. Bu özgüven nereden geliyor dedim. Baktım bunun çok yüzyıllardır süregelen bir toplumsal kökeni var. Çünkü özgürlük orada olmuş. O insan her zaman toplumun önünde olmuş. Onun dediğini dinlemişiz, onun şahitliğini saymışız değil mi? Yani kültürel olarak da, yasal olarak da, politik olarak da baktığımızda. O yüzden hep diyorum ki siz sizi en gıcık eden beyefendiye bir bakın. O beyefendinin özgüvenine bir bakın. Ona gıcık olmak yerine özgüveninden feyz alın. İlham alın. Böyle yapıyorum, evet, ben. İşime de yaratı. Ben de bunu itibar endeksi olarak şey yapıyorum. Kendinizi itibarsızlaştırmayın. Sana dönmüyor mu? Dönmeyeceksin arkadaş. O da çok tatlı bir şey. Dönmeyeceksin yani. Ay benim yani yıllarımı aldı onu anlamak. Yani ne demek, ne bizi münasebet? Bizi sevmeyen insanlara zorla kendimizi sevdirmeye çalışmak. Bu sadece özel hayatla ilgili bile değil ayrıca. Çalışırken de mesela sen biriyle çalışmaktan mutlu musun değil misin? Bunu sorgulamıyorsun da o seninle çalışmaktan çok mutlu olsun diye uğraşıyorsun. Bir dakika, ben henüz bu insanla çalıştığım için mutlu muyum? Ben henüz bu insanla bir şey ürettiğim için keyif alıyor muyum? Nereden geldi hemen benim başımın tacı oldu da ben bu insanı el üstünde tutuyorum, hoş tutuyorum. İşte bu ruhumdaki hizmet arzusu, yani birilerini mutlu etme, birilerini tatmin etme arzusu başımı çok yaktı. Artık
hiç izin vermiyorum. Ben yaranmaya çok çalıştım. En kaba haliyle, en kaba haliyle. Yalakalım bebeğim diye şarkım var biliyorsun. Yaranmaya çalıştım ya. Evet, yaranmak en sevdiğim eylemdi. Ne yapıyorum? Boş zamanlarımda yaranıyorum. Yaranabildin mi? Hiç yaranamadım. İyi ki de yaranamadım. Çok kıymetli bir şey öğrenmiş oldum. Eminim sen de o kıymetli bilgiye erişmiş oldun. Kendi yolunda yürüyeceksin. Sevdiğin şeyleri yapacaksın. Üretken olacaksın. Toplumda hangi alanda faydalı olmak istiyorsan, lütfen o alanda maddi olarak olmasa bile zamanını ver, şefkatini ver, ilgini ver. Faydalı olacaksın ve yaşayacaksın. Ya kalben bir de iki kadının sohbeti gibi de bu. Yani iki kadının sohbeti zaten öyle de. Ama bir de öksüz ve yetim iki kadının sohbeti öyle şu anda. Öyle de oldu. Kaç yaşındayız vallahi ya, artık oraya da hem geldik. Hem öksüz hem yetimiz biz ya. Yani bu nasıl bir duygu? Onu, bana bir, senin duyduğun şeyle benim duyduğum şey aynı şeyi merak ediyorum. Gerçekten 6 Şubat depremi olduğunda aklıma ilk gelen şey annemin ve babamın rahmetli olmuş olmasıydı. İlk onu düşündüm. Çünkü benim çok sevdiğim bir dostum var. 99 depreminde bütün ailesini göğe gönderen. Ve onunla konuştuk, onunla haberleştik hemen. İkimizin de tuhaf bir şekilde duygu durumu o konuda yakındı. Sevdiklerimizi kaybedemedik çünkü çoktan hepsi rahmetli oldu diye düşündük önce. Hayat öyle tuhaf bir şey ki insana bazen acının içinde bile ben bu acıyı başka bir yerden çekeceğim diye bir yol gösteriyor. Yani ben o yüzden mesela 6 Şubat depreminde olabildiğince hep Kaf gibi, Change gibi, Ahbap gibi nerelere destek verebilirim? Hemen buna odaklanmaya çalıştım. Çocukların psikolojik destek alması, kadınların hijyen ihtiyaçlarının karşılanması. Özellikle kadınlar çok utanırlar, bunu söyleyemezler. Çok uzun süre karşılanamadı. Ve karşılanamadı ve iki aydır hala hiç ulaşılmamış yerler hala var. PED hala PED ihtiyacı devam ediyor. Hala kadınların her ay adet görmesi bizim için bir olağanüstü bir durum sanki. Oysa ki bu hiç utanılacak bir şey değil. Bunun yaşanması da değil, bunun bitmesi de değil. Bunun olmaması da değil, kadının kuralı da bu değil. Yani bir sürü şey var dikkat etmemiz, özenmemiz gereken. O yüzden sanırım rahmetli annemin ve babamın geride bıraktıkları alana, yani onlar için endişelenmemi gerektirecek, onların hastalıklarını düşünmemi gerektirecek, onlar için kaygılanmamı gerektirecek alana şimdi benim canım Türkiye'm geldi. Ve bütün anneler ve babalar ve bütün çocuklar ve herkes benim için artık bir aile kavramının parçası. Bu özgürlüğü yaşıyorum. Sen genelledin Türkiye'yle ama onu Türkiye'yi oradan çıkar aslında anne babanın şu anda hayatta olması. Ben de çünkü aynı durumdayım. İnsana garip bir özgürlük duygusu da veriyor. Yani bu gerçek. Gerçekten ne yapabilirime daha net bakabiliyorsun. Hı-hı. Çünkü kimsenin iyi evladı olmak değil şimdi durum. Ve kimseye yaranmak değil. Çünkü bizler aslında en çok anne babamıza yaranmaya çalışıyoruz galiba. Daha küçücük çocukluktan. Biz çoğunlukla bu insanların birbirini öptüğünü, kokladığını bildiğimiz, öyle mutlu mesut evlerde büyümediğimizden, değil mi? Çeşitli ekonomik sorunlar içinde, çeşitli sınırlamalar içinde, çeşitli aile ve mahalle baskıları içinde büyüyor herkes. Bağrışmalar içinde. Şiddet, bunun çok çeşitli seviyeleri var. Dediğin gibi bağrışmadan tut, cinayete kadar giden bu ülkede. O yüzden dönüp baktığımda şu an yapabileceğim şey, o boşluğu dünya güzeli çocukların iyiliğiyle doldurmak. Ne yapabilirim? Abi sen şimdi, o zaman bir dakika, net yani şunu ortaya koyabiliriz mi? Sen artık çocuklara daha net yöneldin. Çok net yönelmiş durumdayım. Aa, çok da rahatım. Konserlerimiz, her bir konserimizin gelirini Askıda Nevar'a gönderiyoruz. Hı-hı. Ve böylelikle sonucu görüyoruz. Onu çok seviyorum. Yani 3 çocuğun üniversitesi 1 yıl boyunca karşılandığı zaman bu beni çok rahatlatıyor. O zaman hazır sen çocuklara yönelmişken sana bayram soruları sormak istiyorum. Hazırım. Küçük kalbeni ama soracağım hazırım. Bunları. O günlere dönelim. Biliyorsun ben hep o günlerdeyim. Çünkü sen hayır değilsin. Çünkü sen kendi çocukluğuna aynı şefkatle yaklaşmıyorsun kalben. Çok yeni başladım, yakaladın beni. Dolayısıyla da ben de düşündüm ki çocuk kalben bayramlarda ne yaşadı onu merak ediyorum. Ya. Ve sana öyle sorular hazırladık, Hande'cim hazırladı. Ay, bayılıyorum hiç olmaması gereken bir yerde bayram şekeri boğazına kaçtı mı? Gerçekten bunu net yanıtlayacağım. Bayramda ben hep dedemin bahçesinde koşarken görüyorum kendimi. Zeytinli'de bir bahçeleri vardı. Böyle içinde mandalina ağaçlarının, nar ağaçlarının olduğu. Bir tane duvar vardı böyle bitiminde. Tezek duvar. Onu hatta yıllar sonra taş örmüşlerdi. Hep o bahçeyi hatırlıyorum. Hiç şeker hatırlamıyorum. Çünkü büyük büyük tepsilerde yemekler pişerdi. Onu hatırlıyorum. Böyle pilavları, patatesleri falan. Bütün sorular çöpe gitti şimdi ama yine şekeri soracağım. Hatırlamıyorum vallahi. Hiç mi şeker? Hiç şeker hatıram yok diye. Bir tane çikolata vardı hiç unutmam. Ortası fındıklı. Markasını vermeyeceğim.
Onu çok severdim. Bir kutu aşırırdım onu. Bütün bayram boyunca ortası fındıklı çikolataları ben yiyordum. O zaman İtiraf şu ediyorum. Soruyu soruyorum. Bir de şekerli sorular var ama. Sor bak, onları da... Bir bayram ziyaretinde maksimum kaç kişinin elini öpmüşlüğün var? 70. 70-80. Benim böyle bir sülalem var çocuklar. İnanılmaz bir sen şey. Sen bayağı para toplamışsındır. Hayır kalbe. Şöyle bizde paradan daha ziyade el öpmekti. Ha. Bizde hani onu öpüyorum o sonuca varıyorum gibi bir durum yoktu. Ben çok severim Kuzey Ege'yi. Yani sonuçsuz öpme miydi? Gönlümde çok ayrı bir yerin olmasının sebebi bu. Çocukları parayla değil gerçekten insanlara hürmet etmeyi öğreterek yetiştirdikleri için. Değil mi yani beni öp para o değil. Beni öp bak ben bunca yıl yaşamışım. Bak o zaman bu geliyor. İtiraf et. Ediyorum. El öpme ziyaretinden sonra banyoya koşup elini yüzünü çitiledin mi? Hiç böyle biri olmadım. Biliyorsun ki bu dünya bir global, küresel bir sağlık krizi atlattı. Ama çocukluğundan bahsediyoruz. O virüs zamanında bile Eminönü'nden Sirkeci'ye, Gülhane'den Galata'ya insanlarla iç içe yani maskemi de takarak, ya. Korunarak, dikkat de ederek aşılarımı... Ama yani bir yandan ben çok severim temas etmeyi, öpüşüp koklaşmayı insanlarla. O yüzden bayramda da hep şapır şupurdum yani. Hiç. Yani hiç öyle elimi yıkadım, yüzümü yıkadım yok. Peki geliyor şimdi. Yok. Topladığın ortası fındıklı çikolatalar... Arka cebinde, hepsi pantolonunun bunu... arka cebinde eridiğinde pantolonuma diye düşündün mü? Müthiş tatlı öncelikle. Bu hayatında hiç böyle bir anım yok fakat bir kere tatlı rahmetli öğretmenim beni tahtadayken tuvalete göndermedi diye bütün sınıfın karşısında yaptığım anarşist bir eylemim vardı çocukken. Beni nasıl tuvalete göndermiyorsunuz öğretmenim öyleyse buyurun diye. Bir çocukken de anarşistim. Şey mi büyük mü küçük mü? Ay, büyük hiçbir zaman. Küçüğü mü büyük yaptın? Biliyorsun biz yapmıyoruz tahtaya büyük. Tahtaya çıkıp küçüğünü mü yaptın? Büyük yapmıyor kadınlar. Ben hiç öyle bir şey hayatım, duymadım. Hayatım bak her ayın son çarşambası ben şişle etfalde aldırıyorum onu. Hiç böyle bir hatıram yok. Hep çok dediğim gibi koşmak, bahçe, insanları görmek. Sen sınıfta tahtaya çocuklar, çıkıp küçüğünü mü yaptın? Yani beni tuvalete göndermezseniz öyle yaparım ben de. Yaptın. İstediğimi yaparım. Helal ha. Kaç yaşındaydın? 8. 8 yaşında vay evet, be kalben. Bunu yayınlayacağız galiba değil vay mi? Vay be kalben. Bir şey söyleyeceğim sana 8 yaşındaki kalbene bakar anarşist değil. Kalben aslında protest. Evet protesto etmeyi anarşist seviyordum. Değilsin. Çünkü yani bazen yetişkinlerin sorunlarını çocuklara çok yansıttığını düşünüyorum. Bunun da öğretmenlerimiz gibi değer görmemiş, kıymetleri bilinmemiş mesleklerde daha farklı bir yerden çocuklara yansıyabildiğini görüyorum. Benim öğretmenlerim bana bunu çok az yansıttılar. O yüzden o öğretmenime de buradan sevgiler. Ruhu şad olsun. Ama bazen çocuklara izin vermek lazım. Bazen onların da doğru söylediğinin ve ihtiyaçlarının olduğunun farkına varmak gerekiyor. Helal sana. Peki helal dedik de yani yine de buradan küçük çocukları öpüyoruz. Ya yani yapmak burayı gerekiyor. Burayı kesmeniz lazım çocuklar. Yok canım. Peki elini yanlışlıkla öptüğün kimse var mı? El hani... öpenlerin şok olsun şakamı yapmak istiyorum. Elini yanlışlıkla öptüğüm biri yok ama dünya güzeli yeni türkünün Derya Köroğlu'suna, Derya abiye. Elini bir gün öptüm. Böyle hayır. Bak şimdi bir gün o dünya güzeli onun saçlarından bir tane sanki omzuna düşmüş zannettim. Çekiyorum gelmiyor saç. Çekiyorum. Derya abi dedim kökü varmış bıraktım saçı. Bir tek bu oldu hayatımda. Hani o 70 kişinin elini öperken böyle gazını hızını alamayıp hiç böyle olmadı. Yanlışlıkla öptüğün çocukken kimse de ben, çocukken daha makul biriydim aslında. Bu halim daha serseri peki, şu an. Peki bayram ziyaretlerine annenle giderken, ailenle evet. Giderken hiç böyle başka evlerde annenin sana bakıp gözünü mözünü belerttiği oldu mu? Hayır ama bir kere bir ilkokul arkadaşımın evinde yediğim yaprak sarmayı nasıl o kadar sevmişim diye bana çok kızmıştı. Ben sana yıllardır yaprak sarma yapıyorum. Sen benim yaprak sarmama nasıl bunu sen nasıl o arkadaşın yaprak ona çok yükselmişti. Onu ya bu annelerimizin milli refleksi ya. Hani bu şimdi bir bak, refleks bu davranış düşün. Değil. Onları çok seven eşleri olsa onlara hediyeler alan onları hı-hı. Düşünen özel günleri unutmayan ellerine sağlık canımın içi bütün emeklerine şükran biriciğim diyen hop bir öpen o zaman herhalde çocuklarına da kocalarıymış gibi bodyguardlarıymış gibi hayattaki en yakın dostlarıymış gibi sarılmak zorunda kalmazlar. Ama bizim annelerimiz genelde hala çok yalnız olduklarından bir sürü hususta hem ev çekip çevirmek hı-hı. Olsun hem çalışmak ve ekmek kazanmak olsun hem çocuk yetiştirmek olsun. O yüzden çocuklarını bazen partnerleri zannedebiliyorlar. Ve böyle kıskançlıklar doğabiliyor. Ya sen herkesi anlamak zorunda mecburum mısın? Mecburum aslında mecburum ben. Yani her şeye böyle ahlaki, bilinçli, psikolojik, sosyolojik açıklamalar yapıyorsun. İstiyorsan, bir kere de anlama ya. İstiyorsan bodoslamadan. Bodoslama da alabilirim. Bayram diye ben yumuşaktan şey yapıyorum. Şimdi ülkemizin peki. De bu ilk bayramı. Zor günlerin üstüne. Peki çaktırmadan misafirleri sayarken çaktırdığın oldu mu bayrama size gelen? Böyle 1, 2, 3, 4, 5 kah. Biz de çok aslında bu konuyu böyle tatlı tatlı öpebilirim.
Bazı bizi izleyenler vardır şimdi, bayram ziyaretleri yapamayacak olan, bayram ziyaretleri hayatında çok olmamış olan insanlar vardır. Evinin içinde şiddet olan, evinin içinde maddi imkansızlıklar olan, akrabalarından uzak yerlere gitmiş olan ama mecbur. Yani benim sanırım müzisyenliğin bana getirdiği şey bu tuhaf yumuşaklık oldu. Bende yoktu bu. Ben insanları ayırabilirdim, yargılayabilirdim, nefretle dolabilirdim, kıskançtım. Fakat müzik yoluyla o kadar tatlı insanlarla tanıştım ki. O kadar güzel yerlerde öyle can insanlar gördüm ki, yani buna senin şarkınla evlendik diyen Japon çift de var bunun içinde. Diyarbakır'da sizi seviyorum demeye çalışıp onların dilinde diyemediğim için bana pop işleriyle gülenler de var. O kadar dünya güzeli insanlarla bir sürü sınırı aştık ki şimdi benim tutup bir grup insana gıcıklık etmem de mümkün değil. Anlamamam da mümkün değil. Maalesef böyle oldu. Ondan bekarım çocuklar. Anladıkça bekarlaşıyor insan. Teşekkür ediyorum. Ama evliliği de bir zamanlar denemiş birisi. Allah yani. Korusun. Allah korusun. Buradan herkese sevgiler. Teşekkür o ediyorum. O kadar mı Allah korusun? Şöyle, birbirini çok seven insanlar birlikte mutlu olacaklarına inandıklarında bunu yapsınlar. Ama ben bu insanla evlenirsem beni kıskanmayı bırakır. Ben bu insanla evlenirsem bizi eşit görür. Artık benim egom altında ezilmez. Ben bu insanla evlenirsem annem babam mutlu olur. Ben bu insanla evlenirsem kiradır faturadır düşünmeden yaşayabilirim gibi niyetlerle aramızda evlenmeyi düşünenler varsa çok 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 öpüyorum sizi gerçekten. Dilerim niyetleriniz gerçek olur, fakat aşk niyetsiz bir şey bence. Toplu bayram mesajı atan bir arkadaşını ispiyonla, ifşala. Benimkilerin hepsi çok tatlı bu konuda. Hiç kimsenin birbirine mesaj atmaya hali yok biliyorsun. Özellikle toplu bayram mesajı var ya, bayramınızı enişten dileklerimizle kutlar, sevdiklerimizle. Ben kendimi hepsinden sıyırdım Aslı Şafak. Sen şu surata bir bak. Blokluyor musun? Nasıl sıyırdın? Hiç girmiyorum WhatsApp gruplarına. Beni sokuyorlar çıkıyorum, sokuyorlar çıkıyorum. Anladılar artık. Dediler bu giriyor, girdiği gibi çıkıyor, beni almıyorlar. Ama WhatsApp gruplarında olmuyor ki. Bazen de böyle pıt geliveriyor. Şunu söyleyeceğim, galiba istemediğinde bütün sosyal sınırları koyabiliyorsun. Ya bunu gördüm, daha önce hiç bilmiyordum bunu. Herkesin derdinin içindeydim, herkesin bayram mesajının içindeydim. Herkesin soru sorduğu, işte derdine derman aradığı bir kurum gibiydim. Şimdi hiç öyle değilim. Peki bayram ziyaretinde gittiğin yerde elini bornozu silmek zorunda kaldın mı? Hiç böyle bir... Çocuklar, bornoz nerede görüldü? Bana yeni kuzenim bornoz aldı kuliste giyerim diye. Senin yeni mi bornozun var? Benim çok tatlı canım Elif ablama buradan sevgiler. Çok hayatımda olan bir şey değildi. Biz de işte... O zaman hani gittim misafirliğe, orada asılı böyle bornoz falan. Şu oluyor bazen, bekar erkek evine gittiğin zaman havlu o kadar sırılsıklam oluyor ki, el havlusu. Orada artık kuru bir şey ne buluyorsan, hani onun pantolon paçası bile olabilir çamaşır attığı, siliyorsun. Bayram ziyaretinde ikinci tabak ikram edildiğinde annem benim çocuğum yemez dedi mi? Benim annem hiç öyle bir şey demezdi rahmetli. Gürbüz kızım diye severdi beni hiç. O, ben hatta yemediğimde ağzıma tıktığımda buraya gelir böyle pıt yapardı. Onu da burada söylemiş olayım. Ne olur çocuk yemiyorsa bırakın yemesin arkadaşlar. Zorla yedirmeyin. Sonra benim gibi geceleri uyanıp pizza yiyen biri oluyor. Ama ne güzel olur gece uyanıp da pizza yemek. Şimdi. Ama oluyor mu öyle? Oluyor ama mu? Güzel güzel. Öyle mi beslenmeliyiz? Bayram harçlıklarıyla yaptığın en ilginç yatırım. Çok tatlı bir şey bu. Mızık almıştım. Evet. Çok güzel. Evet, mızık almıştım, onu hatırlıyorum. Kurban Bayramı'nda kahvaltıda kavurma yediğin oldu mu? Hayır. Yani... Börek yediğin oldu mu? Börek yerim, kıymalı. Bizde, biz Ege'de et çok ilginç biliyorsun. Doğru, Ege'lilerin etle pek arası yok. O yüzden genelde bizde mesela kaldırımda biten acı ot vardır. Acı otu hemen yumurtayı kır, acı otlu omlet yaptık sana bayram sabahı, al. Nerede o eski bayramlar çağında mısın? Değilim. Ben nostaljik biri değilim. Öyleydim ve bunun büyük bir vakit kaybı olduğunu fark ettim. Bugün ne varsa önümde bunu yaşamak istiyorum. Bugünün toplumu, bugünün kalbini, bugünün üretim dinamikleri. O yüzden geçmişe dönüp bakıp da güzel hatırladığım tabii ki siyasi dönemler, siyasetçiler var. Güzel hatırladığım müthiş şairlerimiz, ozanlarımız, yazarlarımız, o başka. O anlamda her zaman geçmişe çok bağlı bir insanım. Çünkü onlar bize yol gösterdiler. Tabii. Fakat dönüp de ah o bayram böyleydi de şimdi bu bayram diyemem. Çünkü bambaşka bir yerdeyiz artık. Peki ben iğrenç bir soruyla bayram muhabbetini kapatıyorum. Hazır Rica mısın? Ederim, yani kakış kolu soru değil de şimdiki. Peki hazırım. Ama çok iyi. Hiç böyle çocukken bayram ziyaretine gittiğinde böyle sümüğünü burnunu karıştırıp koltuğunu altına sürdüğün oldu mu? Onu bayramda başkalarının evinde yapmadım. O bizim kendi evimizin de yapılan bir şeydi diye biliyorum ben. Başkalarının evinde değil. Ay çok bizde çok bütün çok rezillikler kendinde. Bütün sen kendi evinde rezilliğini yaparsın. Başkasının evinde yapamazsın. Değil mi? Başkasının evinde yasak. Hürüpak ve tabii tatlısındır. Hanımefendi müthiş, böyle. Müthiş akıllı, müthiş makul. Daha 5 yaşında bile algoritma bilen. Ama o sümüğün de sana ait olduğunu kim anlayacak ki? Çok doğru bir bakış açısı öncelikle. Yani bak, bayram çocuklarını bu kadar pisleştirdiğin için teşekkür ediyorum. Bayram çocuğu maşallah hiçbir vücudundan çıkan şeye sahip değil.
Ne sıvısına ne katısına sahip olamıyor çocuk, zarıl zurul. Aa, bu çocuklar neymiş gerçekten? Kim yetiştirdi bu çocukları bilemiyorum. Peki kalben ya, bir şey soracağım sana. Yeni çalışma var mı? Tabii, her zaman. Ne zaman geliyor? 2023'te yaşadıklarımız sebebiyle ben üretkenlik ve çalışkanlık konusunu biraz askıya aldım. Çünkü biraz daha böyle toplumla birlikte neler yapabileceğime odaklandım şu an aslında. Konser yapmak ve bağış yapmak ve Türkiye'de gidebildiğim yerlere gitmek. Mesela Adana'ya, Diyarbakır'a, Gaziantep'e, Mersin'e konser koymamız beni çok mutlu etti. Yakın bir zamanda Dünya Güzeli Medeniyetler Korosu'yla, Antakya Medeniyetler Korosu'yla aynı stüdyonun tozunu yutmak beni çok mutlu etti. Şu an böyle albümü ve romanı yayınlamamın üzerinden de daha 1,5 yıl bile geçmediği için içimde bir açıkçası üretkenliğe ve çalışkanlığa dair bir rahatlık var. Çünkü her zaman insan şarkı yazarak ve kitap yazarak faydalı olmuyor aslında. Ya da her zaman öyle çalışkan olmuyor, her zaman öyle sanatçı olmuyor. Bunu görüyorum ilk kez. Bambaşka boyutları da var bunun. Yani kimi zaman sen kendini çok tembel ve dağınık ve kaotik ve avare zannediyorsun ama o sırada insanlarla konuşmaların, o sırada insanlarla paylaştıkların belki sana bir zaman sonra ne kadar büyük hediyeler olarak dönecek. Şu an öyle bir zamandayım. Bir de kenarda benim hep oluyor şarkılarım. İşte şu an prodüksiyon devam eden 4 şarkı var. Dünya Güzeli bir albüm çıkacak, bir hatıra albümü. Çok kıymetli bir sanatçının şarkılarını yorumladık. Ben öyle şeyleri nadir yapmaya özen gösteriyorum. Cidden. Çünkü sanatçıyı da şarkıyı da sevmeyince, ikisini bir arada sevmeyince başıma neler geliyor anladığım için artık hem sanatçıyı kıymetli bulmam, hem şarkıyı sevmem, hem bunu ömür boyu taşıyabilir miyim, bunu düşünmem gerekiyor. O yüzden hem düşünüyorum hem üretiyorum ama çok da öyle dediğim gibi hadi hemen olsun falan öyle bir halde değilim. Ama şarkılar zaten hazırlar, kenarda, geliyor, kıyıda ortadan var. Tabii. Onlar yapılıyor. Ben Oğlak Burcu'yum Aslı Şafak. Evet, tabii, biliyorsun bir Oğlak Burcu asla önündeki 5 yılı görmeden rahat edemez. Zula'da şarkılar duruyor. Duruyor efendim. Ama şeyi merak ettim, beyninin çalışma şeklini. Yani bu yaşadığımız felaket, elem, değil felaket. Keder yani ve acı, felaket. Hani evet. Adına ne dersen bu sadece de doğal çok afetin felaketi değil bu arada. Tek bir kelime yetmiyor. Ya, üzerimize yıkılan evet, halk umutlarından bahsediyoruz evet, tabii. O sana mesela yazdı, yani oturduğun zaman da böyle bir yazdırmıyor hayır mu? Hayır. Onu merak ettim. Hiç. Nasıl oluyor biliyor musun? Bir gün böyle yürürken mesela bir pencerede bir çocuk kafası görüyorum böyle. Ön dişleri yok. Dünya tatlısının böyle yapıp bana el sallıyor. O görüntü geliyor. Sonra yoluma devam ediyorum. Ağzında balıkla bir kedi görüyorum mesela balık pazarında Karaköy'de. Onu alıyorum. Sonra bir yengeç var. Sepetteki bütün yengeçleri ölüyor ama o yaşıyor. Diyorum bu yengeç ne kadar? O zamanın parasıyla 5 lira diyor. Veriyorum 5 lirayı. O yengeci denize bırakıyorum. Balıkçı arkamdan bağırıyor ama martı kapacak onu. Diyorum ki olsun bırak martı yesin insan yiyeceğine. Gülüşüyoruz. Bütün bu olaylar silsilesinden sonra eve dönüyorum. Bir şey o öyle oluyor bende ama bütün umutlarımızın yıkılması, bu kadar insanın acı çekmesi, bu kadar annenin feryat figan olması, bu kadar çocuğun ailesiz kalması, ben oradan şu an beslenemem. Yani şu an bunun üzerine bir şey de yazamam. Çünkü üstünden zaman geçmesi, benim bütün bu deneyimlerimi not almam, zihinsel notlar olabilir, fotoğraf, görsel notlar olabilir, hoşuma giden yazıları toplamak olabilir, çok dürüst olan harika yazılar var, Doyen'de var, Aposto var, çok güzel kaynaklar var, vesaire gibi, sevgiler onlara da. Birikmem gerekiyor. Yani bu çok büyük bir şey çünkü. Mesela Sonsuza Kadar albümündeki Ateş Böcekleri şarkısı Kızılay'daki patlamada ölen bir anne kız. Çünkü onlar alışverişe gidiyorlardı sadece o gün. Hemen o olay olduğunda değil. O olaydan önce yazılıyordu şarkı. O olay oldu. Şarkıya geleceğini anladım o olayın. Bir süre daha geçti. Biz Gayrettepe Mezarlığı'nın yanından geçerken radyoda bir Lasa Desela şarkısı çaldı. Rahmetli'nin şarkısı. Ve Ateş Böceklerinin sözlerinin kalanı geldi bana. Çünkü o anne kız ve o mezarlık ve bir sürü şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. Yani karar verip şimdi böyle bir olay oldu ve ben bunu öyle olmuyor bende. Öyle olan sanatçılara da üreticilere de çok saygım var. Katiyen öyle anlaşılmasını istemem. Anlayan varsa da gönlünü alırım. Tam da alırım. Bunu soracaktım. Bu bir kimseyi yargılamak için sormuyorum. Lütfen oradaki hassasiyetini evet, biliyorum evet, da merak ettim. Bunu bir rant olarak mı görüyorsun? Görmüyorum. Bir acının yani toplumsal... Onu yapan belli oluyor zaten. Ama ben bazen insanların ivedilikle buna cevap verme ihtiyacını da görüyorum. O çok tatlı bir şey. Yani onu da anlıyorum. O acıyı hemen dışarı çıkarmak istiyor. Birini anlama, kurban olayım bir kere anlama ya. Sen şimdi bana eski sevgililerimi sor bak onları nasıl anlamıyorum. Bir kere anlama ya, birini de göm şurada. Nasıl anlamıyorum onları ama sorma burada bayram programı ağzımızı bozmayalım güzel bayram aslında gününde. Aslında bayramda bozulur bayramlık ağzımızı açtırmayalım. Teşekkürler. Şey diyeceğim yani
Hiç yargılamıyorum. Bunu rant için yapan insanlar sadece zaten doğal felaketlerden ve siyasi... Yok, yapanları demiyorum. Hiç onları... Sen mi şeyi merak ediyorsun? Öyle görmüyorum. Ha, sadece yani... benim kendi dayanışma anlayışım tamam. var. Yani benim illa o kalabalığın içinde o meslektaşlarımla öyle davranan bir halde olmama gerek var mı diye sorduğumda kendime... Yok, benim yolum çok biricik, benim yolum. Bu yolu böyle yürüyebilirim ve bu benim kararım olabilir. Ya çok yine çok güzel bir şey söyledin. Bu noktaya gelmek, yani bu benim yolum. Evet. Ve ben bu yolu böyle yürümeyi seçiyorum. Evet. Çünkü bu da benim kararım. Evet. Bu kafa tabii çok sonraları oldu. Senin de hayat hikayenden de, yani yaptığın evet. bütün açıklamalardan da zaten buna yeni yeni tam anlamıyla çok, kavuşup çok kendini bulup, kendini bulduğun kendini de sergilemekten hiç imtina etmeden, ben Etmiyorum. Buyum diye ortaya koyabilme Sen cesareti. Ben o kadar senin kadar değilim. Hala benim çok engelim var diye düşünüyorum kafamda. Onu yani kendi kendimize kuruyoruz. Medyada olmanın da getirdiği bir çok şey oluyor. Sen daha yani, özgür bir noktadasın. Çok haklısın ve sen hiç özgür olmayan bir yeri böyle özgürleştiriyorsun. Ben de orada hiç özgür olmayan yerleri özgürleştiriyorum. Hı-hı. Aslında burada kendimize dönüp de sadece böyle yapmak gerekiyor. Sen de ne olur yap bunu. Eksiklerini görme, i̇şte, yaptıklarını gör. İşte eksiklerimi görüyorum. Eksiklerini görme. Yani. Onu çok yapıyoruz. Yapmayalım onu. Bu yıl yapmayalım. 2023 arkadaşlar, burada sevgili Aslı Şafak'ın Dünya Güzeli Bayram programında söylüyorum. Bencilliğin, çıkarcılığın ve dostluğun yılı olacak. Dur çok. Bencilliğin, çıkarcılığın ve dostluğun. Evet. Kadın yine uçuşan bilinç akışlarıyla bizi yine burada tele ve peynire çevirdi. Bencilliğin, çıkarcılığın. Çıkarcılık nereden olacak? Çıkarcılık ne biliyor musun? Şimdi ben bir öğrenci bir yıl boyunca eğitim alabildiğinde çok büyük bir vicdan rahatlığı Hı-hı. yaşıyorum. Al sana çıkarcılık. Al sana çıkarcılık. Aman, bu ne güzel ben çıkarcılık. Bir kasaba yıkıldıysa ve o kasaba tekrar kurulurken çatılarına solar paneller koyalım, böylelikle güneş enerjisinde bu kasabayı yaşatalım diyen bir kasabaya destek olduğumda, o kasabanın sevgisini al sana çıkarcılık. Daha bencilliği güzel söyle. Bencillik ne biliyor musun? Bu benim hayatım. Hı hı. Ve bu hayatın içinde bu eşya beni mutlu etmiyor mu? O zaman bu eşya yok. Bu insan sürekli bana derdiyle, sıkıntısıyla gelip bir kere bile benim hatırımı sormuyor mu? O zaman bu insana yer yok. Bu insan benim yaptığım şeyleri kendi yapmış gibi mi gösteriyor? Bu insana yer yok. Bu insan benim emeğimin yarısını alıyor ama bana karşılığında sadece sorun, dert, sıkıntı, sorumluluk mu yüklüyor? Bu insan benim hayatımda yok. Ben bahçeleri seviyorum. O zaman bahçelere gidebilirim. Ayda bir kere de olsa bahçeler bulurum. Vapura binerim, adaya giderim. Kimse bana karışamaz. İlle bu pahalı tatil olmak zorunda değil gibi. Benim bencillik dediğim bu, çıkarcılık dediğim bu, bu arada. Zeytin ağacı dikmek, al sana çıkarcılık. Bu zeytin ağacını diktim ben, biliyorsun, Heybeliada'da bir okulun bahçesine. Olive adı. Dünya tatlısı bahçıvanımız Ferhat Bey'e de sevgiler. Şimdi o ağacı ben hep anlatıyorum, al sana çıkarcılık. Bunu nereye dikeceksin? Bu senin. Olivia'yı önce evimde adı biraz... Adı Olivia mı olsun? Önce Olivia ile biraz evimde yaşayacağım. Onunla biraz daha büyük bir saksıyı alıp biraz benimle yaşasın. Hı hı. Sonra onu yine ya Burgazada'ya ya Heybeliada'ya götüreceğim. Olivia o zaman seninle gelecek. Tatlı yeni kızım. Ev arkadaşın. Olivia. Oh, onu üç kedinin şerrinden koruyacağız. Çıkarcılık üçüncü neydi bir söylesene. Dostluğun yılı. Dostluk. Dostluğu biz güzel yorumluyoruz bu aralar. Onu görmek beni çok mutlu ediyor. Bir grup Dünya Güzeli sanatçının gidip Kahramanmaraş'ta kurduğu bir komün. Orada evler inşa etmeleri, çadır kentleri inşa etmeleri. Seni dünya kapatıyor. Tatlısı Senin Olive. Güzelliğini kapatıyor. Rica ederim Olive hepimizden. Komünler kuruluyor şu an. Özellikle Adıyaman'dan tut Elbistan'a kadar, Gaziantep'ten tut Hatay'a. Hı-hı. Çok ciddi anlamda orada komün çalışmaları var. Yani bir grup insanı gidip... Bir grup insanın hayatını daha güzel yapmaya çalışması. Al sana dostluk. Benim hayatımda ben en yakın arkadaşımla birlikte bize bir marka geldiğinde oturuyorum, en yakın arkadaşımla düşünüyorum artık bunu. Yabancı bir adamla düşünmüyorum, hiç tanımadığım. Benden 20 yıl daha deneyimli diye emeğimi çalacak. Hayır, ben bunu en yakın arkadaşımla ya da düşünüyorum. Ya senin hiç ruhunu tanımayacak. Benim ruhumu tanımayacak, bana yukarıdan konuşacak, benim kendi yazdığım şarkıları o yazıyormuş gibi davranacak insanlarla değil, biricik dostlarımla konuşuyorum. Bir derdim oluyor, terapistim var artık onun için. Terapistim var, destek alıyorum. O da bir dostluk biçimi. Tabii. Zihnime dost. Nasıl ki vücudumuzu spora sokuyorsak, gidelim spor yapalım diye, zihnimizin de bir spora ihtiyacı var gibi. Bir sürü çeşit dostluk var. Kedilerle dostluk var, doğayla dostluk var, dağlarla dostluk var. Her ne kadar dağları peşkeş çekmiş olsak da, hepsi satılmış olsa da artık güzel dağlarımızın, ormanlarımızın, ovalarımızın yine de kalanlar bizimdir. Ve hepsi bir gün yine insanlığın ve doğanın olacaktır diye inanıyorum. Bunlar da dostluk. Yani sadece bunu özel bir aşk ilişkisinde, bunu sadece bir evlilikte aramak belki de bizim kanayan yaramız. Çünkü dostluk, sevgi, merhamet, yakınlık,
bir sürü ilişkinin içinde var. Evet. Bunu yeni fark ediyorum. Her yerde var. Her yerde. Senin bütün bu dediklerin aslında bana her anlamda minimalizmi çağrıştırıyor. Ne güzel dedin. Yani bencillik. Tabii. Çıkarcılık. Tabii, çok korktuğumuz kelimeler dostluk, bunlar biliyorsun. Üçü de bana çağrıştı minimal olma hali. Evet. Yani insan olarak merhametli, eyleme dökülen, hayatında istediklerini tutup sevdiğin gerçekten. Bunu her anlamda maddi manevi yaptığın kendine göre kompakt bir hayat. Evet. Hiç sevmediğin bir işin varsa çok sevdiğin bir hobin olmalı. Hı hı. Çünkü sen hep hiç sevmediğin işten bahsedip de hem kendini hem hayatındaki sana değer veren insanları üzüyorsun. Orada şikayet etmediğin bir alan var et. Seni mutlu eden bir yer bul o zaman. Madem buradan ekmeğini kazanıyorsun, bunun derdini ben çekmeyeyim. Çünkü sen buradan ekmek kazanıyorsun. Belli ki bunu değiştirmiyorsun şu an. O zaman bundan şikayet etmek yerine kendini mutlu edecek bir şey bul. Al sana kendinle dostluk. Al sana kendine çıkarcılık. Al sana kendine bencillik. Yani bu kelimeleri biz biliyorsun hep çok başka yerlerinden tuttuk. Yani bir kadın çıkıp da işte ben başarılıyım dediğinde şu bencil, egoist, bilmem kime de bak dedik mesela. Bir kadın çıkıp da ben bu işi böyle yapmak istiyorum arkadaşlar, 9 saatimiz var hadi dediğinde şu çıkarcıya da bak, bizim suyumuzu çıkarıyor. Neler dedik biz birbirimize? Özellikle de ben çok bunları duya duya artık, yani bir şeylerin düzgün ve güzel yürümesini istediğimden duyduğum lafları duya duya. Dedim ki o zaman ben bencil, çıkarcı ve dost manyağı olurum ya dedim. Ve öyle oldu. Senin için böyle manyak dengesi falan diyorlar mı? Ay inşallah diyorlardı. Hayır, hiç böyle duyuyor musun ya? Aman o da manyak falan. Ay lütfen desinler falan. Diyenler bana, hatta lütfen DM'den ben diyorum yazsın. Teşekkür notu göndereceğim. Yani var mıdır öyle? Arkamdan ne kadar kötü konuşuluyorsa o kadar rahatlıyorum. Ya kötü konuşuluyor mudur konuşulsun senin arkanda? Aslıcığım, var konuşulsun Aslı'cığım, konuşulsun. Çünkü sen bu ülkede hakkını ararsan, aha, manyak olursun. Sen bu ülkede dürüstçe, kimseyi kırmayacak, incitmeyecek şekilde güzel bir fikirden, güzel bir hayalden bahsedersen deli olursun. Sen bu ülkede istediğin gibi davranırsan yoldan çıktı olursun. Sen bu ülkede hem bu kadar emeğinin bilmem ne kadarını vergi olarak ödeyip diğer bilmem ne kadarını şuralara dağıtıp geri kalanıyla kendi hayatında küçücük bir şey yapmak istesen parayı buldu, şımardı olursun. O yüzden benim artık bunlar umurumda değil. Gerçek sorunlarımız var çünkü. Benim ne diyorlarsa desinler benim için. Benim için bunu dedikleri kadar lütfen burstan tutun da bağışa kadar onu da yapsınlar. Teşekkür ediyorum. Aslında evet, bence şey olmalı bak. Manyaklık kotası olmalı. Bak şimdi mesela diyelim ki kalbene sıradan değil ya, herkes gibi vasat değil ya, herkes gibi tepki vermiyor mesela. Kalbene manyak diyoruz diyelim ki. O zaman hakikaten bir manyaklık kotası olmalı. Ama kadın bu tarafta bursunu veriyor, çocukların okuması için o şehre gidiyor, buraya çabalıyor, bunu birlikte yapıyor. Birlikte yapıyoruz aslında. Yapıyor. Neyse, biliyorsun yani koca bir aile olarak yapıyoruz. Tabii. Benim bireysel kazancımdan verdiğimde var, konserlerimizi verdiğimizde var. O zaman bence... O zaman şöyle bunu bir hesap olmalı. Bunu da söylemekten olmalı. De hiç utanmıyorum Aslı Şafak bu arada. Çünkü bu ülkede kötü olan her şey bas bas yazılıyor, konuşuluyor. Güzel olan şeyleri de söyleyelim. Bağışları da söyleyelim, destekleri de söyleyelim. Söyle. Sivil topluma sevginizi de verin. Paranız 5 liraysa 5 liranızı verin. Yoksa sevginizi verin, bunu da söyleyelim. Şunu yapıyor musun? Şu gömleği almayayım, bu parayı şuraya aktarayım. Vallahi yapıyor ben zaten musun? Hiç öyle gömlek alamam Aslı Şafak. Ben iki memurun çocuğuyum. İkisi de ben, biri 4 yaşındaydım emekli, hı hı, oldu. Diğeri ben 7 yaşındaydım, menopoza girdi erkenden. Emekli oldu. Menopozun da erkeni geçi yokmuş. O zamanlar öyle zannediyorduk. Halbuki o da çok doğal bir süreç. Kadının hayatının bir parçası insan olarak. Efendim ben hiçbir zaman şeyi yaşayamıyorum. Yani şuna da şu kadar, ya onu yapamam ben. Çünkü o parayla yapılabilecek o kadar çok şey var ki. İşte bunu hesaplıyorsun. İşte bir de dünya diyorum. Güzeli işte mesela bu üzerimdeki Mehmet Emiroğlu'nun gömleği. Biliyorsun bir öncesinde Oya tek bulutlu tişörtüyle geldi. Ben senin bayağı göğsüne şey yaptım, hatırlıyor bayılıyorum musun? Ay iyi yaptın. Tabak. İyi yaptın ama kısmetim açılmadı. Gene yapalım diyeceğim bayram ve dertliyiz, yapmayalım. O zaman aşık. Ben hep aşığım biliyorsun. Hayır, bir sevgilim vardı. O olur, bu olur, önemli değil. A, bitti mi o? Her şey biter, yeniden o zaman, başlar. O zaman buraya kişisel bir dilek istiyorum ama herkes görecek. Kalben bir de imza, yani şey, ismini yazar mısın? Yazarım aşkım. Ne ya? O yüzden diyorum ki birlikte dikelim. Benim dünya güzeli mesela Hilal Polat var arkadaşım. Umut. Umut sen istedim valla. Vallahi umut istedim. Kişisel. Biraz azaldı. Biraz azaldı. Umudum çünkü mu çok azal? Fazla fotoğraf ve video gördük. Çok fazla haber aldık. Çok fazla insanla temas ettik. Çok yakın bir zamanda hatta Birleşmiş Evliler'le birlikte Dünya Güzeli 11-17 yaş arasındaki çocukların yanındaydık filan. Umut olsun.
Ama kalben hayatın bu şeyinde, matematiğinde şey vardır ya, bazen umudumuzu azaltan, ciğerimizi dağlayan olaylar başka umutların kapılarını biliyorum, aralar ya. Ben de öyle yani, hissediyorum. Yani birbirimizdeki aslında aynılığı gördük bence şu an. Yani bizi parçalayan ve birbirimizden ayıran şeylerin ne kadar anlamsız olduğunu çok net gördüğümüz bir zaman olmalı. Ve sevgili Uğur Arslan'la konuşurken söylemişti, onun lafından alıntı yapacağım. Böyle bir zamanda bile öğrenemiyorsan sen nasıl öğreneceksin kardeşim diye soruyor. O kadar güzel bir soru ki, şimdi tam bir şey öğrenmenin zamanı. Sevmeye dair, şefkate dair, umuda dair, yardımlaşmaya dair ve birlikte olmaya dair. Yani her şeyden bağımsızlaşarak ve de. Müthiş bir zaman olabilir bu. Büyük bir acının üzerine biz aslında şu an bunu söylemek için çok erken, yine bile çok erken, ben aslında söylerken bile belki denyoluk ediyorum. Çok özür dilerim. Kalbi kırıklardan, kaybı olanlardan. Sadece şunu söylemek istiyorum. En karanlık ve en umutsuz zamandan bile ışık sızacak. Eminim bundan. Sadece o yüzden umut istedim hepimize. Ama kalben bizim bir geleneğimiz var seninle, biliyorsun değil mi? Bana bir akapella söylemeden bu bayramda ben seni yollar mıyım? Yollamazsın. Yatak boş, oda boş, ev boş, duvarlara vuran ışık, yüzümde karanlık. Yine mi sen, bayram günü gibi gelen? Kaçamadım, külleri hala sıcak. Kalbimi durdurup kaybolan bir tuzak oluyor her sokak. Hiçbir şey istemedim, ne yatak, ne oda, ne de ev. Sen de bırak her şeyi, sadece ev.